olur kusura bakmayın. Biraz rahatsızdım da. Geleceğinizi bilseydim asla gitmezdim. Bir ihbar üzerine beni görevlendirdiler Milli Eğitim'den. İyi ki bu ihbarı almışız. Gördüklerimden sonra bu okulun kapısına kilit vurma konusunda asla tereddüt etmiyorum. Aa, ne gördünüz efendim? Bir de utanmadan soruyorsunuz. Siz nasıl eğitimcisiniz? Aa. Burası Nazilerin toplama kampından beter. Böyle düşünmenize çok şaşırdım efendim. Yani sizce öyle değil mi? Yoo. Demek elinizden gelse çocuklara kırbaç attırıp aslanlara falan gidecek. Hocam neler diyorsunuz? Bu işte bir yanlış anlama var. Ben her şeyi gözlerimle gördüm. Hakkınızda soruşturma başlatacağım. En büyük cezaları almanızı sağlayacağım. Şimdi bu kutsal mekanı terk etmenizi istiyorum. Çünkü sizin gibi canavar bir öğretmen olamaz. Teneffüslerin kısa kesilmesi ve tuvaletteki yazılar seviye tespit sınavı içindi. İşte kendi ağzınızla itiraf ediyorsunuz. Hemen gidin buradan. Hemen. Yoksa polis çağıracağım. O kadar rezil olmak istemezsiniz sanırım. Ne diyor bu ya? Resmen teyzemi işten kovdu. İstediğiniz oldu. Mutlu musunuz? Ben sadece sizin başarılı olmanızı istemiştim. Neyse. Hoşça kalın. Bu kadarı da çok fazla. Ya biz büyük eşeklik ettik, değil mi? Ben de size uyup çocuk gibi davrandım. Ağlam. Yok, bu böyle olmayacak. Vicdan azabından öleceğim şimdi. Ya ben? Ya tamam. Madem kötü bir oyun oynadık, bunu düzeltmeyi de bilmeliyiz. Nasıl? Ya derslerden bunaldığımız için böyle bir oyuna başvurduk deriz, olur biter. Hepimize ceza verecek halleri yok ya. Milli Eğitim'in numarası ezberinde mi? Müdür Hanım'ın ajandasından bakıp aramıştım. Hadi bakalım arkadaşlar. Müdür Hanım'ın odasına gidiyoruz. Hadi. Hadi, 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 hadi gidelim. Hadi, hadi çabuk çabuk. Geçeyim. Bu da ne? Ne o? Herkese bir sayfa ayrılmış. Hı? Bakın. Hı? Emre Yağmur Ertürk. Anne vefat etmiş. Ama çocuklarla baba ilgili. Velileri bakıcıların ana. Aa, baksana herkes devreye İkisi de çok zeki. Emre uykuyu çok seviyor. Özge. Baba anne ayrı. Hırslı bir çocuk. Dersleri iyi. Polen alerjisi var. Özlem Kocayar. Obezite problemi var. Ama kendiyle barışık. Fast food'dan uzak kalması gerekiyor. Benim hakkımda ne yazmış? Demek hepimizle bu kadar ilgiliymiş ha Nebahat Hanım. Bazen serttir ama çok iyi bir öğretmendir teyze. Doğru. Evet. Çocuklar bu kadar yeter. Bence bir an önce telefonumuzu açalım. Evet. Numara kaçtı bakayım. Sadece küçük bir oyun oynamak istemiştik. Ama işler çığırından çıktı yani. Neyse ki halloldu. Kusura bakmayın hoca hanım. Efendim ne demek? Size iyi günler. İyi günler. Herhalde öğrencilerinizle konuşmak istersiniz. İyi günler. Evet çocuklar. Seviye tespit sınavı için teneffüsler ortadan kaldırıldı. Ne? Tarih ödevlerinizde yarına istiyorum. Şaka yaptım. Kalbim duruyordu. Ben de üstünüze çok geldim. Kabul ediyorum. Bizi affedin ne olur. Gelin böyle bacaksızla. Yürü. Çabuk. Ben böyle fazla sıkıntıya gelemem. Yürüyün çabuk. Çabuk sınıflarınızda hadi. Hadi. Azıcık sevdim. Aa, yürü dedim sana. Hadi. Sizinle sonra hesaplaşacağız.
Tabii Nebahat Hanım. İyi günler.